İyi mahkeme, Anayasa Mahkemesi, Özgürlükçü Mahkeme, Anayasa Mahkemesi, İlk Derece Mahkemesi, kötü mahkeme, Yargıtay ondan daha kötü mahkeme, onlar herkesi tutuklamadan, hapse tutmaktan yana, ama Anayasa Mahkemesi herkesin hürriyetini tesis etmekten yana. Onlar hakları gasptan yana, ama Anayasa Mahkemesi hakları ayakta tutma, korumadan yana. Böyle bir algının oluşturulması Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi. Kimsenin buna hakkı yok. İlk derece mahkemeleri de, Yargıtay'da, Danıştay'da hakkın sahibine teslim edilmesi için, doğru karar vermek için, anayasa ve yasalarımızı vicdani kanaatleriyle doğru bir biçimde uygulamak için görev yapmaktadırlar. Herkes en iyisi olsun diye gayretin içerisine girmektedir. Ama Anayasa Mahkememizin son verdiği karar, önceki kararlarla beraber değerlendirildiğinde yetki alanının sürekli genişletildiğini görüyoruz. Dündar ve Gül kararına baktığımızda burada anayasanın çizdiği sınırların aşıldığını, yetki gaspının olduğunu, Anayasa Mahkemesi'nin sadece bireysel başvuruyu inceleyen bir mahkeme gibi değil, yargılamayı yapan ilk derece mahkemesi yerine kendini koyduğunu çok rahat görüyoruz. Yargıtay'a ihtiyaç yok diyor. Esasında ben işi kökten hallettim diyen bir yaklaşımı burada görüyoruz. İzniniz olursa bunu değerlendirmek istiyorum burada kısaca. Çünkü benim yargıya karşı, milletimize karşı, hukuk devletine karşı da sorumluluğumdur bunun üzerinde durmak. Anayasamızın 148/3 diyor ki bireysel başvuruda bulunabilmek için olan kanun yollarını tüketilmiş olması şarttır. Anayasa diyor, şarttır diyor. Peki Anayasa Mahkemesi Dündar kararının 58. paragrafında ne diyor? Tutuklama tedbiri nedeniyle ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği iddialarının incelenebilmesi için devam eden yargılama sürecinin tamamlanması gerekmemektedir. Kararlı yazıyor. Nereden çıkardın bunu? Anayasa şarttır diyor. Bunu bilmek için Anayasa Mahkemesi başkanı olmaya, üye olmaya gerek yok. Hukuk fakültesine gitmeye de gerek yok. Ben bütün hepinize soruyorum. Bu anayasa hükmü basın özgürlüğü söz konusu olduğu zaman yargı yolunun tüketilmesi şartını ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz. Daha işin aslında anayasanın bu ilkesini Anayasa Mahkemesi çiğnemektedir. İki, bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. Anayasa 148/4. Yani ilk derece mahkemesi gibi anayasa